demokrasinin bile artık sahtekarca bir tarafı var. Yani kendine demokrasi dediğiniz zaman bile artık bunun yavaş yavaş sorgulanacağı bir noktaya doğru geliyoruz. Ve bakın, bakın bu süreçler, Cezayir'deki problem bir 60'lı yıllarda 68 kuşağını doğurmuştur. Bak herkes şey zanneder. 68 kuşağının işte 1. Dünya Savaşı'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki kuşakların bir sorgulaması falan filan olduğunu söyler ama onu tetikleyen, 60'lı yıllarda tetikleyen Cezayir'de Fransa'nın işlediği suçlardır. Orada o postmodern filozoflar diye bilinen Jacques Derrida, işte Louis Althusser, o postmarksist filozoflardan veya işte Michel Foucault veya işte Frankfurt Okulu'nun meşhur teorisyenleri Adorno, Marcuse, Horkheimer falan, bütün bunlar Avrupa'nın vicdanında, bilhassa sömürge toplumlarda Avrupa'nın yaptığı şeyleri, yani siz burada aydınlanma diyorsunuz, siz burada demokrasi diyorsunuz bilmem ne, ama siz Tunus'ta yaptığınız şeylere bir bakınız yani. Cezayir'de yaptığınız şeylere bakınız. Cezayir'de katliamlar yapıyorsunuz. İnsanlar arasında eşitlik diyorsunuz, hümanizm diyorsunuz, insancılık diyorsunuz ve insancılıktan şeye hiçbir nasip bırakmıyorsunuz. Cezayir'e bir nasip bırakmıyorsunuz. Evet. Bunların hepsinin Cezayir geçmişi vardır bütün bu filozofların ve oradan büyük bir felsefi patlama ortaya çıkmıştır. Yani felsefi bir itiraz ortaya çıkmıştır. Bugün postmodernizm dediğimiz teori birazcık da o sürecin sonucudur aslında. Bu biraz uzun hikayedir ama bugün de çok daha iyi kötü o olaylardan sonra Avrupa kendini biraz daha toparlamıştı. İşte Avrupa Birliği, işte değerler, yeri geliyor işte Türkiye'deki demokrasiye müdahale ediyor, insan hakları, işte içeride bir takım insanlar var, işte Selahattin Demirtaş neden içeride kardeşim, onun hakları ihlal ediliyor falan diyorsunuz ama yani burada yaptığınız şey ne diyor? Aynı Avrupa Birliği şu anda bu kadar insanın neden canına kastediyorsunuz diye sormuyor. Onlarınki insan hakkı değil herhalde. Ama bizde işte Güneydoğu'da efendim neden işte terörle mücadele yaparken insan hakkı ihlalleri yapıyorsunuz? İşte bir takım kayyumlar atıyorsunuz şuraya buraya. Böyle şeyler yani çok böyle nasıl söyleyeyim yani bayağı lüks demokratik sorunlarla uğraşıyorlar bizim ülkemizde ama işte Gazze'de insanlar ölüyor, işte kaç bin insan bugün hiç yoksa en az 15 bin yani şey enkaz altındakilerle birlikte sayılmış olanlar, evet, 15 bin. Resmi rakamlar 12 bine yaklaşık. Kaç? 12 bine yaklaşık. 12 bin ama şimdi enkazdan halen çıkarılamamışlar ama şimdi öyle bir bakın bunu gözümüzden kaçıyor. Şimdi bomba altında yıkılıyor bina. Şimdi depremde insanların cesetleri hemen yıkılır yıkılmaz aynı anda çıkarılamıyordu ki. Evet. Yani bazıları bir hafta sonra çıkarıyordu, 10 gün sonra çıkıyordu. Şimdi bütün bina yıkılmış, yerle bir olmuş. Şimdi oradan ne kadar zamanda çıkabilir? Biz hemen o gün bakıyoruz, sayımlar yapılıyor, şu kadar insan öldü diyor. O kadar insanın ölümünü bile tespit edemezsiniz aslında o kadar. Bence çok daha fazladır. Yani bazı insanların tahminlerine son göre bir dakikamız, 20 binden aşağı değil şu anda Gazze'de ölmüş olan insanların sayısı ve bunların yarısına yakını çocuk. Tamam mı? Yani, ve çocuklar paramparça oluyor. Sağ kalanlar daha da kötü bakın. Sağ kalanlar tedavi edilemiyor. Yani öyle görüntüler geliyor ki şimdi bu yeni sosyal medya kanalları çok fazla çoğaldığı için bazıları sansürsüz bir şekilde görülebiliyor. Yani insan hakikaten bakmaya dayanamıyor. Yani uykuları kaçırıyor insan. Yani geceleri kabuslar görmeye başladım ben o gördüğüm görüntülerden. Şimdi sağ kalanların durumları çok daha kötü. Yani bakıyorsun bacağı kopmuş. Tutturmaya çalışıyor böyle. Yani ne yapabiliriz o şey şartlarda? Evet. Onu tutturmaya çalışıyor falan. Yani çocuk bu şey. Şimdi bu 4 gün ara hikayesi çok yüzsüzce bir şey. Çok sahtekarca bir şey. Ama bugün dünyada sen Cumhurbaşkanımız zaten sebep şey yaptı. Tepkisini de ortaya koydu. Yani bu 4 gün ara da ne demek? 4 saat ara da ne demek ya? 4 saat ara verildiği zaman 4 saatten sonra tekrar devam edebilirsiniz kaldığınız yerde. Aslında onlar yoruluyorlar bence. Yani evet, onun tabii meselesi hani ayrı. Onu ayrıca konuşalım. Yani acaba bu insani ara kime yarıyor? Ya, mola vermek İsrail'e yarıyor. Çünkü hakikaten toparlayıp tekrar saldırabilmek için bir kendine bir şey yapması gerekiyor. Bunu da lütfen veriyor. Yani sanki bunu insani şey kılıf altında yapmış oluyor. Hem talepleri de karşılanmış oluyor. Halen İsrail'e güçlü bir biçimde Avrupa'dan veya Amerika'dan dur diyen yok. Evet. Dur demiyorlar ona. Peki. Yani o yüzden suç ortaklığı da devam ediyor. Bugün şu anda Gazze'liler sadece İsrail'in saldırısına maruz değiller. Bütün Avrupa'nın saldırısına maruzlar. Herkesin sorumluluğu var. Daha bugün var. kaç tane tır dolusu silah ve mühimmat ulaşmış durumda. Yani limanlara ulaşmış durumda. İsrail Amerikan silahları öldürmek için, masumları öldürmek için.